15 Temmuz darbesi, bundan önce yaşanan tüm askeri veya sivil darbeler gibi demokrasiye, insan hak özgürlüklerine ve hukuka yapılan bir saldırıdır. Bu darbeyi planlayanlar, destek verenler, göz yumanlar mutlak yargılanmalı, suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Biz bazı darbelere değil, tüm darbelere karşı çıkmak her yurttaşın demokratik hakkı ve görevidir. Darbe başka bir darbenin gerekçesi ve kılıfı olmamalıdır asla. Darbecileri cezalandıracağız diyerek bir cadavı başlatmak, alanları linç kültürüne teslim etmek, farklı düşünen tüm muhalifleri bertaraf etmeye çalışmak faşizmden başka bir şey değildir. Ülke kan gölüne dönmüş durumdayken alanları seçim meydanlarına çevirmek tam bir fırsatçılıktır. İnancı kökeni ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkes bu ülkenin ortak sahibidir. Yurttaşlarımızın can ve mal güvenlikleri devlete emanettir. Devlet aygıtlarını yöneten iktidar bunun gereğini yerine getirmeli, bu gerginlik politikalarına derhal son vermelidir. Sevgili arkadaşlar, AKP iktidarında devlet cemaatlere pay edildi maalesef. Bu pay edilme zamanla güç kavgasına dönüştü ve filler tepişir çimenler ezilir misali bu kavgadan halkın payına da ölümler düştü. Devletin denetim mekanizmalarının felç edilmesi içine giren hastalıklı yapıların ve virüslerin temizlenmesini de engellemiştir. 15 Temmuz darbesini planlayanlar ve gerçekleştirenler ordunun kendi dinamikleriyle sürekli olarak temizlemeye çalıştığı, sizin şerh koyduğunuz, ordunun attıklarını belediyelerinizde baş tacı ettiğiniz güçlerdir. Orduyu o şerlerle bu komuta kademesine teslim edenler bu şerrin de sorumlusudur. Darbeciler ne istediler de vermedik diyerek orduyu teslim ettiğiniz cemaattir. 10. Türkçe Olimpiyatlarında bu hasret bitsin diye mesaj gönderdiğiniz cemaat güçleridir. Bunun sorumluluğundan sıyrılmanız mümkün değil. Demokrasiye ihtiyacımız var. İnsan hak ve özgürlüklerine, hukuka ihtiyacımız var. Demokrasi istediğiniz durakta ineceğiniz, darbe girişimine maruz kaldığınızda binermiş gibi yapacağınız bir tramvay değildir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. İnsan hak ve özgürlükleri ve hukuk ekmek, su ve hava kadar yaşamsal değerdedir. Çoğunluk diktatoryası ve linç kültürüyle devlet yönetilmez. Faşist diktatör Kenan Evren'den 36 yıl sonra cezaevine atıp senelerce besleyelim mi demek, bir askeri ayaklanma olan 31 Mart ayaklanmasının merkezi Topçu Kışlası'nı kim ne derse desin ben bildiğimi yaparım diyerek İstanbul'un ortasındaki tek yeşil alan inşa etmeye çalışmak, cumhuriyet değerleriyle kavgayı sürdürmek, vatandaşın silahlanmasını kolaylaştıracağız demek ülkeye demokrasi getirmez. Bu anlayış gerçek bir demokrasi bayramı yaşatmaz.